Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet, bugün Ahzab suresi 55. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. La cunaha bir günah yoktur anlamında. Aleyhinne, o bayanların üzerine günah yoktur. Burada Peygamber Efendimizin eşleri üzerinden bütün Müslüman, mümin bayanlara bir mesaj veriyor. Onlara bir günah yok. Fi ebeihinne, yani babaları konusunda, ve le ebneihinne veyahut oğulları yanında, oğulların, ve le ihvanihinne veyahut erkek kardeşlerinin yanında, ve le ebnei oğulları ihvanihinne kardeşlerinin, erkek kardeşlerinin oğullarının yanında, ve le ebnâi yine oğullarının, ehavâtihinne yani kız kardeşlerinin yanında, ve le nisâihinne veyahut bayanların yanında, ve le meleket eymânuhun veyahut kendilerinin kölelerinin olduğu yerde, bu kölelerden kasıt tabii bayan köleleri kastediyor. Bunların yanında bir bayana, burada peygamber eşlerini kastederek, bir Müslüman bayanın nedir? Açık olmasında, yani örtülü olmamasında bir problem, bir günah yoktur diye buyuruyor Rabbimiz. Evet. Burada evet, وَتَّقِينَ اللّٰهَ yani Allah'tan korkun, sakının, onlar sakınsınlar, pardon, وَتَّقِينَ onları kastediyor, onlar Allah'tan Allah'a karşı sorumluluklarınızı yerine getirin, onlardan ziyade daha çok وَتَّقِينَ اللّٰهَ siz, yani bayanlara söylüyor Rabbimiz, ey bayanlar, yani Allah'a karşı sorumluluklarınızı yerine getirin. اِنَّ اللّٰهَ şüphesiz Allah ala kulli şeyin, Allah her bir şeye şehide, her bir şey üzerine Allah şahittir diye buyuruyorum. Evet. It is no sin. Günah yoktur on them. Onlar üzerine günah yoktur. The prophet's wives. Peygamberlerin eşlerine, if they appear unveiled. Yani örtüsüz bir şekilde, unveiled, örtüsüz anlamında, yani açık bir şekilde. Burada bayanların örtünmesi, nasıl örtünmesi gerektiğine dair biz gerek Kur'an-ı Kerim'den gerek hadislerden bilgimiz var. Ama örtünmese de, şu kişilerin yanında örtünmese de olur. Bunlar before their fathers, babalarının önünde, or their sons, oğullarının önünde, or their brothers veyahut erkek kardeşlerin, o the brothers sons, yine erkek kardeşlerin oğulları, o the sons of their sisters veyahut kız kardeşlerin oğulları, o the unbelieving women veyahut kendilerinin iman eden bayanların yanında. Bakınız, burada iman eden bayanlar diye buyuruyor. O the female slaves veyahut kendilerinin elleri altında bulunan köleler, yani female derken bayan kölelerin yanında. Yanında açık olmalarında bir günah yoktur. O zaman bunun haricinde bir bayan her kimin yanında, bu ayetin belirttiğinin dışında kimin yanında açık olursa, bu ona günahtır. Dolayısıyla bayanın, Müslüman bir bayanın buna çok dikkat etmesi lazım. Hatta burada parantez içerisinde mesela iman eden bayanların yanında diyor. Acaba şöyle anlaşılabilir mi? İman etmeyen bir bayanın yanında Müslüman bayanın açık olması dinen doğru mudur? Bakın, bayanın bile yani. Buna çok dikkat etmek lazım. O yüzden Allah Kur'an-ı Kerim'de bayanların nasıl kapanmasını emrediyorsa, Müslüman bayan onu kabul etmelidir. Yani o noktada tutup kendi duygu düşüncelerini ön plana çıkararak, işte ben hazır değilim, efendim, acaba şu izin verir mi, bu ne der falan gibi düşüncelere kapılmak
dinen doğru bir şey değildir. Yani bir bayan Müslümansa bunu yerine mutlaka getirmelidir. Yani bu konuda da gurur yapmamalıdır. Allah korusun, gurur yaptığı her günde kendisine, yani bunun farkında olarak yaptığı her günde kendisine bir problem olarak dönecektir. Aynı zamanda onun eşi için de problemdir. Yani iman eden bir koca için de problemdir. And all ladies, ey bayanlar, fear, korkun diyor. Aslında burada korkun, parantez içerisinde keep your duty to Allah. Yani Allah'a karşı sorumluluklarınızı yerine getirin. Verily, doğrusu Allah is ever all witness. Allah her zaman şahittir. Over everything, her şeyin üzerine Allah şahittir diye buyuruyor. Evet. Bir sonraki ayet-i kerime İnna Allah'a şüphesiz Allah ve meleiketuhu Allah ve melekleri yusallune alen nebi. Allah ve melekleri peygamberine salat eder. Bu salat etme ifadesi nedir? Ona destek olur anlamında da bu yusallun ifadesi bu şekilde kullanılabilir. Ya eyyühellezine, ey iman edenler, emenu, ey iman edenler, emenu, sallu aleyhi, ona salat getirin, ona destek çıkın, ve sellimu, ve ona teslim olun, teslime. Bu teslime ifadesi, bakınız aynı kökenden geliyor. Selimme, yani selleme, bu da selleme, aynı kökenden geliyor. Bakınız selime köken olarak selleme, bu da selleme. Tabii bu selleme olduğu için sellimu şeklinde söyleniyor. Ona yani tam bir teslimiyetle teslim olun şeklinde çevirmek mümkün. Yani ona salat gönderin, selam gönderin. Aynı zamanda İslami selamlama ile ona selam verin şeklinde de çevirmek mümkün. Evet, bu teslimiyetten ziyade daha çok bu selam şeklinde almış. İngilizce'de bu şekilde de değerlendirmiş. Evet, Allah sent his salat. Allah salat gönderir. Yani graces, onun nedir? Lütuflarını, anas, şerefini, blessings, bu da fadıl, lütuf anlamında kullanılıyor. Mercy, merhametini on the prophet, peygamberine gönderir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten şu sallallahu aleyhi ve sellem ifadesi bunu kullanıyor olmamız da buradan geliyor. Ayet-i kerimede ne diyor? Ey iman edenler ona salat edin diyor bir sonraki kısımda. Bu meleklerin dedikten sonra and also his angels yani onun melekleri ask Allah Allah'tan isterler to bless ona lütufta bulunmasını and forgive him onun bağışlanmasını dilerler. İsterler. Bakınız burada bağışlanması istenen peygamber, melekler, peygamberler için ya da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için yani özelde Peygamber Efendimiz için genelde bütün peygamberler için onların bağışlanmasını dilerler. Bakın peygamberler için. Peki peygamberin bağışlanmaya ihtiyacı mı vardır? Biz bunu yani tabii ki onların bağışlanmaya ihtiyacı yok ama melekler yine de onlar için dua ediyor. Dolayısıyla müminlerin birbirleri için dua etmesi, onların derecelerinin artması hakikaten önemlidir. Bu noktada bizler de bol bol salat, selam getirmemiz gerekir. Ve bunu günün belirli bir zamanında bir günlük programımızın içerisinde sürekli yaptığımız bir kullanım olarak hayatımızda yeri olabilir salat getirmenin. O you who believe, ey iman edenler, sen diyor salat, yani sen salatını gönder. On ask Allah to bless him, yani Allah'tan ona lütufta bulunmasını iste. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. And you should greet, onu selamlamalısınız. Salute him with the Islamic way of greeting, yani İslami bir selamlama yoluyla onu selamlamalısın. Salutation, bu salut selamlamak, salutation selam demektir. Yani, Esselamu Aleyküm demelisin diye buyuruyor Rabbimiz.
Evet. İnnellezine şüphesiz anenler yu'zune eziyet edenler yu'zunallâhe Allah'a ve Rasûlehu ve onun peygamberine eziyet edenleri le'anehumullâhu Allah onları lanetlemiştir. Fid dünya dünyada vel ahireti ve ahirette ve e'adde lehum onlar için hazırlamıştır. Azaben muhine. Onlar için elimli bir azap hazırlamıştır diye buyuruyorum. Yani elimli azaptan ziyade muhine daha çok küçültücü, onları rezil rüsvay edici bir azap, aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Evet. Verily, doğrusu, those who annoy Allah. Yani bu Allah'ı kızdıran anlamda annoy. Tabi eziyet etmek. And his messenger, onun peygamberine. Peki insan Allah'a nasıl eziyet edebilir? Bu mümkün müdür? Allah'ın bir şeyden hoşlanmaması bir eziyet gibi görülebilir. Ve insanın Müslümanca bir hayat yaşamaması Allah'a da bir eziyettir. Allah has cursed them. Allah onları lanetlemiştir. Bakın bu lanet geçmişten bugüne bu davranışlar, yani onların yapmış olduğu o davranışları lanetlemiştir. Yani şu has artı ed'li kullanım Allah onları lanetledi. Them and this world, bu dünyada and in the hereafter ve bundan sonraki dünyada hereafter yani ahirette and has prepared for them ve onlar için hazırlamıştır. A humiliating torment onlar için nedir? Küçük düşürücü, onları aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır diye buyuruyorum. Vellezine yine bu sefer yu'zune eziyet edenler el mu'minine müminlere. Bakınız mu'minine derken şurada sondan bir önceki hareket değişiyor. Bu tip kelimeler nesneyken bu halde oluyor. Yani özneyken mu'minune, nesneyken mu'minine şeklinde. Evet. Vellezine yu'zunel müminine, mümin erkeklere vel müminati ve mümin bayanlara bi gayri mektesebu yani onların yapmış oldukları, kazandıkları bir şey olmadan onlara zulmedenler fe bu vellezinenin karşısı gadihtemelu onlar taşımışlardır yani bunu üstlenmişlerdir. Buhtanen bir buhtan ve ismen mubine açık bir kötülük açık bir kötülük nedir? Onlar hak etmişlerdir. Buradaki taşımak ifadesini bu şekilde almak mümkün. Yani onlar iftira ve apaçık bir suç yüklenmişlerdir diye çevirmek mümkün. Evet. And those who annoy believing and women. Believing men and women. Yani mümin erkekleri ve mümin bayanları ne yapan? Undeservedly. Undeservedly ifadesi hak etmedikleri bir şekilde onları nedir? Cezalandıran, onlara eziyet edenler de ne yapıyorlar? Taşıyorlar, yükleniyorlar on themselves, kendi üzerlerine. The crime of slander, bir iftira suçu. Yani buhtan and plain sin ve apaçık bir günah üstlenmiş oluyorlar diye buyuruyor Rabbimiz. Evet. Bir sonraki ayet-i kerimede yine ya eyyühen nebiyyü şöyle bir sesleniş var. Ey peygamber kulli ezvacike hanımlarına söyle. Burada peygamber efendimizin eşlerine söylediği her meseleyi hem Müslüman erkeklerin hem de Müslüman bayanların dikkatli bir şekilde dinlemesi lazım. Peygamber acaba eşlerine ne söyleyecek? Ve benatike ve kızlarına biz de aynı zamanda eşlerimize, kızlarımıza bunu söyleyeceğiz. Ve nisa'il mu'minine aynı zamanda müminlerin kadınlarına şöyle söyle yudnine bunlar yudnine nedir? Getirmek, örtmek, yaklaştırmak gibi aleyhinne üzerlerine min celabibihinne yani onların örtülerini üzerlerine çekmelerini söyle. Yani
mantolarını işte ya da peçelerini kendilerini göstermeyecek bir şekilde nedir? Onların örtünmelerini söyle. Bunun için birazdan İngilizcesinde o detayı göreceğiz. Zerge işte bu diyor. Edne. Bu daha layıktır, daha yakındır. En yu'rafne yani bilinmelerine fele yu'zeyne yani yu'zeyn ve onların nedir? Bilinmeleri ve rahatsız edilmemeleri için bu daha hayırlıdır. Bir bayanın yani ifade onların bilinip bir Müslüman olarak bilinmesi aynı zamanda bu konuda eziyet edilmemesi. Yani bu eziyet nedir? Bakışlarla da bir eziyetin olması olmaması açısından nedir? Bu daha hayırlıdır diye. Daha hayırlı olacaktır. Daha yakın olacaktır. Ve kânallâhu Allah'dır. Biliyoruz bu surede sıklıkla kâne Allah lafzıyla beraber kullanıldı. Normalde dı anlamında ancak hep Allah'la beraber dır diye çeviririz. Ve kânallâhu Allah gafûra rahîmü. Allah nedir? Bağışlaması bol olan, aynı zamanda rahime, rahmeti çok olan, merhametli olandır diye buyuruyor. O prophet, ey prophet, yani ey peygamber, tell your wives, hanımlarına söyle, and your daughters, kız çocuklarına söyle, and the women of the believers, ve Müslümanların bayanlarına söyle, to draw their cloaks, yani cloak, örtü anlamda, veils, all over their bodies. Yani vücutlarının tamamına örtülerini, tesettürlerini çekmelerini söyle. Screen themselves. Kendilerini perdelemeleri anlamında. Perde örtmek. Yani kapatma. Completely except the eyes. Gözler dışında o one eye to see the way. Ya da tek bir göz diyor. Bu da çok ilginç bir yorum bakınız. Yani yolu görebilmesi için tek bir gözünü gösterecek şekilde. O da yolu görsün diye bu şekilde bayanın örtünmesi. Bu mevzu çok ciddiye alınıyor. Bir mümin bayanın. Tabii bu noktalarda şu kısım bir yorum. Ama yorumun ötesinde nedir? Ayetin kendisi de buyuruyor ki biz şimdi kademe kademe kapanan bayanlar var. Şunda hemfikiriz. Bir bayanın kapanması konusu ya da bir bayanın toplum içerisinde nasıl çıkması konusunda İslam bunu bu şekilde anlatıyor. Bayan kapanacak. Ve burada belki bölgesel olarak bir takım farklılıklar olabilir. Mesela kıyafetin rengi hususunda bir farklılık olabilir belki. Ama Müslüman bayanın takva noktasında yani Allah'ın razı olacağı bir tarzda kapanması da nedir? Tabii Allah rızasını gözeterek yapması farklı bir olaydır. İnşallah bütün mümin bayanlar Allah'ın razı olduğu şekilde kapanırlar. Yani Allah nasıl istiyorsa o şekilde o ibadetlerini bir bayanın zaten kapanıyor olması onun herhalde yani yürümesi bile ibadetten sayılır. Çünkü onu Allah rızası için yapıyor. That will be better. Bu onun için daha hayırlıdır. That they should be known, bilinip as free, respectable women. Yani bu onların özgür ve saygı duyulur bayanlar olarak bilinmesi açısından daha doğrudur. Bakınız parantez içerisinde böyle bir bilgi. Özgür ve respectable, saygı duyulan bayanlar olarak bilinmesi açısından daha iyi. So as not to be annoyed. Ve bu şekilde de kendilerine eziyet edilmemesi, bu noktada kızdırılmamaları açısından daha doğru, daha hayırlıdır. And Allah is ever oft forgiving. Yani Allah hep bağışlaması bol olan, most merciful, aynı zamanda merhametli olandır diye buyuruyor Rabbimiz. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. İnşallah kaldığımız yerden devam edebilmek nasip olur. Sadakallahül azim.